Hayır. Hayır. Video normalde eşlerle çekilen bir video. Çocuğumuzun ne işi var hayatım? Uyandı. Yapacak bir şey yok. Hoş Tamam. geldiniz kanalımıza. Herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün eşimle birbirimizi ne kadar tanıyoruz videosu İzle. çekeceğiz. Neyse, tamam. Bir an önce başlayalım mı? Hadi. Bir hoş durmuyor çünkü. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Tamam, ilk soruyla başlıyorum. Eşinizle tanıştığınız gün üstünüzde ne vardı? Yazıyoruz, gösteriyoruz mu? Evet. Tamam. Sen benimkini yazacaksın, ben seninkini yazacağım. Kendinkini Ha, yazmayacaksın. kendimizin Hayır. Tamam yazmıyoruz. mı? Tamam, yazalım. Okey. Evet, yazdık. Bakayım. Ondan sonra gösterelim. Hayır ya, göster işte. Ama ben görmüyorum ki aşkım. İş ki yapacağım. Aşkım. Evet. Ama az önce sanki çaktırmadan baktın ve dedin ki Yok, niye ben çaktırmadım? nereden bileyim dedim. Demek ki biliyor musun? Yani. İyi, nerede Canlı tanıştığımızı da harcamayalım. biliyorsun. Arkasına bir daha yazalım bence. Tamam. Evet, ikinci soruyu alalım. Değil mi Mine? Evet. Oh. Tamam, ikinci soruyu soruyorum. Evet. Eşinizin hiç yemediği bir şey. Ha. Hiç yemediği bir şey. Bir anne ne yemez? Ben biliyorum. Sen biliyorsun da ben. Ya hiç sevmedi, yemedi, tercih etmedi. Ya bunu bilmen lazım yani. Hiç yemediğim bir şey. Ay dediğim böyle. Ay yemem 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 dediğim. Bamya yiyor muydun sen ya? Ay tamam. Ya Trakyalı kıza da bamya yiyor musun? Sorulur mu ya? Yemezsin sen. Al ya. Allah, ben pas geçiyorum, bunu bilemeyeceğim herhalde. Maydanoz yazsak olur mu? Ya onu sen yemiyorsun. En. Bilemedim hayatım, ne yapalım, İyi yapacak bir tamam şey tamam yok. ben gösteriyorum. Yemiyorsun Yiyorum sebze. hayatım. Yok ki Yemiyorsun yiyeyim. hayatım. Ne demek yok? Gökay ne demek yok? Sebze tamam, çok yani et, tavuk, Çok deyip balığa karşı yemiyorsun. tercih etmiyorum ama yine de yediğim sebzeler var. Gökaycığım Bamya yemiyorsun. yemem, pırasa yemem. Kabak yemezsin. Kabak Patates yemeği yemem. yemezsin. Patates yemem, patatesi severim ama Ama patates. patatesi seversin. Patates yemeğini Tamam, sevmezsin. her neyse artık, geçelim. Her neyse değil hayatım, sebze yiyor musun sen? Tamam, hadi, yanlış o. Sebze değil mi? Ben bir şey yazsın yani, pırasa mı Sebze sersin. yemeği yani yemezsin. Sen et yersin, tavuk yersin, balık yersin. Tamam, doğru. Doğru. Kızım baban, aa, tam Doğru. kendim. Ben doğruyum tabii ki. Allah Bana sıfır Allah. yazdı. Ha. Tamam, şimdi üçüncü soruyu soruyorum. Bu senin çok seveceğin bir soru. Eşiniz piyangodan büyük ikramiye çıksa ne Hayda, yapar? bana Bak bunu da bak. biliyorum. Ben yazıyorum. Sen benimkini yazıyorsun, ben seninkini Tamam. yazıyorum, tamam mı? Tamam. Sevimli dostlar. Ben yazdım. Ben Okey. dünyayı gezer yazdım. Ben de ev alır hepsini kiralarım. Yani onu yapardım, evet. Yatırım yaparsın hepsini de Evet, yatırım, kullanırsın. evet, yaparım yatırım. Bana ne yazdın? Dünyayı gezer yazdım ben de Evet. sana. Tamam. Doğru. Şimdi dördüncü sorumuza geliyoruz. Evet, Mine, dördüncü soru. Eşinizin en sevdiği tatlı nedir? Yazıyorum. Bak Mira, bak. Bak kızım da yazıyor. Aferin kızım. Yaz bakalım baba. Yazdın mı? Hayır. Ağzını Eşşoğlu eşeceksin. Bir de giriyor eşşoğlu beş kulak kızı. Bip otobüs, taksi, minibüs, bip otobüs. Aa, şu an çok kaldım, Otobüs, dur. otobüs, taksi, minibüs, bip. Hayır ya, bu değil. Tamam, Sen yazdın mı, bildin mi? Benim
Tabii en canım. Sevdiğim tatlıyı. Herhalde ya. Hadi. Tabii yediğim 4 tatlı yediğim için bilmen normal de. Hadi göster. Çoğu tatlıyı yer. Ama bir ismi yok mu? En çok sevdiğim bir tane var zaten. Bir dakika. Tamam, onu sal aşağıya. Hadi git Miroş. Ya da gel otur yüzümle. Aşkım. Efendim? Çoğu tatlı yer ne demek? Soğuk bak, doğa şeker bak. İkisi de değil. Nasıl değil? Allah aşkına yani. Her akşam şekerpare yiyordun. Ben katmeri çok severim. Bir de... Katmeri. Bir de profiterolü. Katmeri sen nasıl yedin? Geçen sene. Bırak, soğuk baklava çok seversin. Ya severim de yani, çok çok da sevmem ama diğerlerini daha çok severim. Ama diğerlerini sevdiğin halde yemiyorsun ki. İşte canım istediği zaman yiyorum, ne yapayım. Ama Gökay, haksızlık yapıyorsun. Bir kere her akşam şekerpare getiriyordun ya. Sıfır yazar mısın kendine? Bana bülbül yuvası alıyordun, kendine şekerpare evet, alıyordun. Ben buraya bülbül yuvasını ekleyeyim. Hayır, bülbül yuvası, değil. Ne? En çok tatlıyı, hangi tatlıyı severim sen ben? Sen kavga edeceksek kapatalım hayatı. Ama ben en çok hangi tatlıyı Tiramisu seviyorum? Tiramisu'yu seversin. E başka? Ondan sonra cıma şeyi seversin. Neydi o? Tamam Gökay, cheesecake'i tamam. Seversin. Tamam, hadi bana sıfır. Yanlış bana ya. Bir... Sana da sıfır. Bana niye sıfır? Şimdi cheesecake işte. Hayır ya. Cheesecake mi? Neyi en çok söyle de öğrenelim o zaman. Ay şimdi Carmen'in bir tane çilekli pastası yok mu tatlısı? Ya o pasta ama. Ya pasta tatlıya girmiyor mu? Yok. E tiramisu da yazabilirdin. Ben onu da çok seviyorum. Ama her yerde onu yiyorum ama zaten. Ama hepsini yiyorsun sen hayatım. Bütün tatlıları o yüzden yazdım ya, çok tatlıysa. Hayır, kabul etmiyorum. Ha, burada bu çok yediğim için. Yani, tamam. Tamam, beşinci soru. Eşinizin en sevdiği yemek nedir? Hayda. Ya şunu alayım mı ben? Anneciğim ne yapıyorsun? En çok sevdiğin yemek. Hangi yemeği çok seviyoruz anne? Hangi yemeği çok seviyoruz anne? Sen yazdın mı yazdım aşkım? Yazdım tabii ki, biliyorum. Ama sen aşağı inmek istiyorsun. İn bakalım. Hadi hop. Ya bu yemek olarak şey algılama. İlla sulu yemek falan olacaktı yani. En çok sevdiğim bir şey yani. En çok sevdiğim yemek. Evet. Birkaç tane yazabiliyor muyuz aşkım? Yaz kaç tane. Keşke tatlıda bu birkaç taneyi yazsaydım. Hadi gösterdim ben. Ne? Hayda, bildim herhalde. Ben de patates, İskender falan yazdım aşkım. Olur mu? Olur ama yani çok da sevdiğim bir şey değil yani. Yiyorum. Yiyorum ama tamam. Ekstra yok. Ben her, aslında oraya her şeyi seviyor yazman lazım. Ayırt etmiyorlar. Ben de çok yüksek oldu. Patates derken kızartma falan işte aşkım. Patates kızartması. Patates yemeği de seversin. Tamam, seviyorum ama aslında tatlıda onu yazmam lazım. Şıklı. Yemekte her şeyi yiyor. Ayırt etmiyor demen lazımdı. Tamam. Neyse. Diğer soruya geçelim. Hadi kızımızın bir... heyecanlı zamanları şimdi ortalığı yıkmasın. Tamam. Eşinizin uğurlu sayısı var mı? Varsa nedir? Sen bileceksin ki bunu yani. Ben... Benim de çok belli. Herkes bilir yani. Senin bunu bilmen lazım. El 9 falan değildi herhalde değil mi? Trak. 24 Erzincan. Senin uğurlu sayısı. Ben hiç bahsetmemiştim ki bana ondan. Ben hatırlamıyorum. Vallahi hatırlamıyorum. Niye uğurlu sayılarda çifane olmuyor mu? Ya. Ben bilemem. Ne yazsam yanlış çıkıyor. İyi, tam pas mı geçti? Pas ya. 7 yani. Tamam, benim de 4'tü Gökay. İşte ben söylüyorum. Hayır. Niye cevap vermiyorsun? E niye cevap verin? Yazacaksın. İyi tamam, sıfır yaz bana. Allah. 2 tane bilemedim sadece ya. Birbirimizi tanıma videosu olur. Ben seni benim. Tanıyorum. Şimdi diğer soruya geçiyorum. Eşiniz yurt dışında nereye tatile gitmek ister? Ay Gökhan, sen niye bu kadar düşünüyorsun? Beni tanımıyor musun? Ne alakası var tanımamazlıkla ya? Ya şak diye söylemen lazım. Ya yazıyoruz, şak diye söylemiyoruz ki. Paris. Yani bunu da bilemezsen. Paris işte aşkım. Ya hayır, ne zaman Paris'ten söz ettim ben?
Hiç söz etmedin sanki. Yazdım ya. Bakmasana, önüne dönsene. E tamam peki. Allah'ım ya, bunu da bil yani. Aşkım. Sen bilemedin. Nasıl bilemedim Gökay? Tamam benimki doğru da bu niye yanlış İtalya? İtalya'ya gittim ben çünkü. E tamam, nereye gitmek? Ne? Avustralya. Ya Gökay, hep bunu konuşuyoruz ama. Sıfır yaz. Hayır ama hep İtalya'yı konuşuyoruz. İşte konuşmak da olmuyor demek ki, değil mi? Olmuyormuş. Nasıl olmuyor? Gidersek İtalya'ya gideriz olmaz, demiyor muydun? Olmaz, Avustralya, Londra falan, oraları merak ediyorum. Gitmediğim yerleri. Çocuk nerede? Altımızda. Yaz sıfır kendine, bana bir. Sana iyi oldu. Hayır, iyi olmadı yani. Yalan söylüyorsun, şu an mızıkçılık yapıyorsun. Al temiz kağıt. Tam daha ben soruyu sormadım ki. Oradan gördüğünü niye yazıyorsun? O kadar iyi. Düşünme fırsatım olsun. Tamam, diğer soruyu soruyorum. Eşiniz yemeklerin yanında ne içer? Seni gördün mü? Tamam, hadi göster. Hadi gösterdim. Yani suyu gösterdim. Su, ayran falan yazdım. Ben dedim ki yoğurt varsa su, yoksa ayran ve vişne suyu. Kazadan sonra devam ediyoruz aşkım. Evet, kızımızın kazası. Heh. Eşinizin burcu nedir? Evet, benim temiz kağıdım var mı? Var. İki tane var. Nereden biliyorsun? Ya. Yok, az önce böyle bilmiyormuş numarası yapıyorsun ama sonra şey yapıyorsun, yazıyorsun. Seninki de Başak bu arada. Evet, biliyorum. Hadi dur, şey yazayım. Ya Gökay okuma, ben okuyacağım. Düşünüyorsun. Eşinizin en çok kullandığı kelime nedir? Soruyorum. Eşinizin en çok kullandığı kelime nedir? Cici annesi. Hayır. Yani bildin mi, sayalım bakarız. Yani ne söylesem hep bakarız. Sen? Tamam. Ne göstermiyorsun ki ama. Gösterdim aşkım. Gökay çok her gün yani söylediğim. Bir de Allah aşkına. Nasıl söylüyorum? Bir daha söylesene. Lütfen. Allah aşkına. Tamam, okey. Sen de kabul ettin mi ama bakarızı? Ettim hadi. Tamam, etmediysen söyle. Ettim. Çünkü bakarızdan başka bir şey demiyorsun bana. Tamam, eşinizin en çok hangi müzik türünü sever? Bu şey ne oluyordu hayatım? Kız söylüyordu bir tane hani. Türkçe pop oluyor, ne olacak başka? Bilemem. Türkçe pop yazayım. Yazdım aşkım. Türkçe pop ve slow yazdım. Bakayım. Yani onu da bilemeseydin yani. Yani çünkü evde yediğim yok, evin türküleri çalıyor. Ama söylemiyorsun bak ben... Türkçe pop ve slow dedim hayatım. Tamam, benimki de türküydü yani, seninki türküydü. Ha. Tam diğer soruya soruyorum. Eşinizin şimdiye kadar hayatının en güzel günü neydi? Bir daha sormamı ister misin? En güzel günü. Hayatının en güzel günü. Gek mi? Bu kadar uzun mu? Evet. Ne?
Ama ben kendim için yanlış yazdım. Ben de yanlış yazdım. Ben bu ikisi imzamız ve Miran'ın doğumu. Tamam, ben de senin için Miran'ın doğumu. Bence bunu ikimize dedim. De bir yaz hayatım. Bence yani. De. Bir anda kafamız karıştı Mira ortalığa salça olduğu için. Zaten çok az soru kaldı. Tamam. Eşiniz erken kalkmayı mı yoksa geç saate kadar oturmayı mı sever? O benim cevabım ya. Baksam da bir şey değişmiyor. Ben erken kalkmayı dedim hayatım. Ben de geç saat kadar oturmayı evet. severdim. Hafta sonları özellikle sabaha kadar oturdum. Tamam aşkım evet. Son iki soru. Eşiniz ile gittiğiniz ilk film hangisi? Sinemaya mı gittik? Ay yok artık Gökay ya. Ya bakma. Çok kısa bir şey oldu da göre. Hayır hayır gittik mi ben? Çok sene önce gittik herhalde. Tamam işte şimdi değil zaten. İlk gittiğim... Evlenmeden önce. Tabii ki ilk gittiğiniz film diyor. Ya bundan bir 5-6 sene önce. Hiç hatırlamam lazım. Televizyona bile çıktığı zaman şey yaparız. Ha. İzleriz. Ha. Ya ama çok ipucu verdim. Yok abi ne ipucusu ya. Ama tam filmin ismini hatırlayamıyorum. Ama aklına geçen değil. Değil mi? O değil. Trenli. Evet o değil. Onu ayrı ayrı izledik. Sen bana söyledin ben onu izledim. Beraber sinemaya gittiğimiz diyorum. İlk sinemaya. Çok sene oldu ben nasıl? Ya hatırlarım aslında da biliyorsun o zamanlar. Ya aşkım biraz düşünsen aklına gelir. Yeter ki kalbin sakat olmasın aşkım. Hatırladım. Hatırladın mı? Ama ismini hatırlıyorum. Ya ooo daha ne kadar ipucu verebilirim tamam, ki. Tamam hatırlıyorum filmi. Ama. Tamam anlat o zaman. Ya, sakat bir adam var işte aşkım. Sakat dediğim işte şey. Herkesi evlendiriyorlar en son bu kalıyor. Sonra o adam kızın babasının bir şeyini şey yapıyor kurtarıyor falan. Kızımı sana verdim diyor falan öyle. Böyle şeyde geçen köy yerinde geçen bir film. Ama ismini çıkaramadım. Tam söylüyorum o zaman. Söyle aşkım. Ay mucize ya. Evet son soru. Son soru. Çok güzel bir soru. Bu zamana kadar ki bütün özel günlerimizin tarihleriyle birlikte. 7 sene önceye de düş ama. Tarihleriyle. Yani şey olarak değil. 2015 yazacağım o tarihi hatırlamıyorum. Ha, o tarih olarak öyle sene olarak yaz. Ayağını satayım hepsi aklıma buraya oturunca niye unutuyoruz ya böyle her şeyi? Yo ben unutmadım aklımda da ayını çıkaramadım senesini biliyorum. Miraç telefonu getir bakayım kızı. Hayır tabii ki. Ya hepsini not almışım ya. Ben yazdım şu yazarı ya. Ben açıklama yazmadım ama. Ama söyleyeceğim. Ama bir şey atladım. O da şeyi hatırlayamadım ayını. Tamam söylersin. Dur ya şimdi söyleme. 24 mi? 25 mi? Aşkım bir saniye. Mira ne yapıyorsun babacığım? Mira. Kızım ne yapıyor? En güzel güzel benim. Gelecek mi bana? Bana niye bakıyorsun sen? Niye kopya çekiyorsun hayatım? Kopya çekmiyorum. Tamam okey. Tamam hayır. Ya hayır ya. Bir şey yapmadım. Hayır tamam hadi gösterelim. Evet bende tarihler var. Tamam ben şimdi söyleyeyim. Tanışmamız var işte. 16'sında. Aşkım biraz bir dakika. Bu kadar seni duymazlar. 2014. Ya aşkım. Mira gene orada. Mira'yı kucağından son soru zaten. Bitirelim.
Şimdi bir kere biz Eylül'ün 2014'üne tanıştık. Çünkü stajdaydık. Evet. 2015 değildi. Doğru mu yazdın? Evet. Ya Gökhan niye yazıyorsun benden görüp? Hayır. Ben seni görmedim. Bak, hayır istiyor. Benden gördün. 16'sında şey diye biliyorum hayatım ben. Buldasına evlenme teklif ettim. Kaçırdın onu. En güzelini kaçırdın baba. En güzelini kaçırmış baba. Doğru. En güzelini kaçırmış. Şeyi unuttum. 16 Haziran'dı. Evet. 16 Haziran. Ben de yok. Tekrar barışma tarihimiz 5 Kasım. O da bende yok işte. Tamam. Nişanımız 8 Ağustos. Evet. 11 Aralık'ta nikahımız. 26 Eylül. Ben bir de şeyi atlamışım. Sen tanışmayı yazmışsın, ben onu yazmamışım. Sen... Aile tanışması. Gökhan evet o nerede? 2 Şubat hani 0202 diye. İşte o yok. Sen 3 şey bilemedin hayır, ama. Hayır 2 şey. Tanışmamızı bilememişsin. Bak bu 5'ti 4 yapmışsın. Hayır 2014 o. 5 Kasım'ı bilememişsin geç. Nerede 2 Şubat geç ya. Sende nasıl sıfır? Sende de niye, var. Niye bende sadece en önemli şey evlenme. Tamam en önemli şey alalım. Bu Allah'a size ben sadece evlenme teklifi var. Evlenme teklifi aramızdaki yani. Bilemedim yani. Ayşem evlenme teklifi yok bir tek. Sende 3 şey yok. Onu da unuttum. Tanışmayı bildim Ayşem. Bilemedim. 2014'de 15'e gelmiştik yani. 5 Kasım yok bende. 5 Kasım yok bende. Bir de ne yok? Aile tanışması yok. Ben neredeyim baba? Cici annesi nerede? Evet. Tabii ki ben kazandım. Vay, tebrik ederim güzel karım benim. Oh. Ben biliyordum zaten. Ben çok ben tanıyorum seni. Yani bir gün de ben soru hazırlar. Ben şey yaparım. Ama ben sana hazırla dedim. Sen hazırlamadın. Sonra o yüzden mecbur ben hazırlamak zorunda kaldım. Sonra düşünebilir, şey yapabilir. Anladın ama mı? Nasıl ya? Tamam düşün. Hadi sen kapat. Şey yani. Eşimle birbirimizi ne kadar tanıyoruz videonun sonuna geldik. Tabii ki ben kazandım. Çünkü ben daha çok tanıyorum. Sen mi daha çok tanıyorsun? Tamam işte ben daha çok tanıyorum tabii ki. Eğer başka videolarda görmek isterseniz bizlere yazın. Biz de seve seve çekeriz. Görüşmek üzere. Bye bye. Mira bye bye ya.